antrenmanlar. Evet, Galatasaray-Başakşehir maçı böyleydi. Hadi o zaman geçelim. Trabzonspor'un Ankara gücüyle oynadığı ve 2-0 kazandığı maç Bielitsa'nın ilk galibiyeti oldu. Tolunay Kafkas Yeni atıldı. Yeni yönetimin de ilk galibiyeti. Yeni yönetimin de ilk galibiyeti, doğru. Yeni yönetimin de ilk galibiyeti. Kitsuyu kırmızı kart gördü. Tolunay Kafkas kırmızı kart gördü. Burada Sov, son haftaların ligin en formda golcülerinden biri. <laughs> bir penaltı beklentisi vardı Taylan'ın ortasında. Sağ ayakla sağ tarafı iptal ediyor. Evet. Diyor ki siz, siz diyor ben topa vuracağım sen vurma diyor. Oyuncuyu bozuyor. Foul. Foul'ü yapan Aliso bence çelme atmış oldu. Evet. Foul'ü Foul, Aliso yapıyor evet. değil mi? İlk hamle ondan Bak, geliyor. Ondan evet. sonra da zaten penaltılık bir temas yok. Hı hı. Ondan sonrasında da öyle bir temas yok. Hatırlatayım maçın hakemi Erkan Özdamar, Özgür Yankaya da var hakemi. Maşallah. Yine Ula, Ulaş Demir'e beğendiremedik. <laughs> Peki, ya, devam. Trabzon yönetim hakemlerle ilgili hiçbir açıklama yapmıyor ama onların o yapmadıklarını Ulaş ben Trabzon'da yapıyorum hocam tamam burada. Ben yapıyorum. Gelecek sene, sene yaparlar. Peki. Yok, gelecek sene yapılanırlar. Devam. Bence Bir sonraki he, sezon artık. Yani bence geçer gelecek sene alt hatalar oluşursa Trabzon'a yaparlar. 10. dakika maçın evet. kırılma noktalarından biri. Kitsu kırmızı kart gördü. Bir teknik adam sahaya girdiği zaman evet. e, karşılaşma sırasında kırmızı kart göreceğini bilir mi bilmez mi? Soru bu. Girmek sarı kart ama girdikten sonra bir şey söylerseniz artık ne dediğinize tabii canım, bağlı. Sarı kart bence yani kırmızı Yok, orada... bence söylemle ilgili galiba. Evet tabi. Hakem için bir ama... şey diyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor falan böyle ne yapıyorsun şimdi, diyor sonra şimdi, ben mi ben mi bana niye veriyorsun? Önce, lazım. Önce Bence önce kır, 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 kırmızı kartta kalalım. Yani çok bariz bir şekilde e, Ham Çin bileğine şimdi kırmızı kart net bu. bir şekilde basma basıyor ve Bak, kırılır Allah transferi konusu. dahil oradaki Bak, kriterlerin heh. hepsi yerine gelmiş. Bunu bir tekrar tekrar oynatalım. Bakın ayak evet. hiç gergin, zaten hocam toplayıç alakası üst, yok. Üzerine gidiyor ve direkt Of, evet Opa, kırabilirmiş bu da yani. Yalnız bunu yok. ben Bak şöyle göstereyim. tebrik ediyorum. Hakem bunu hiç uyarı almadan direkt kırmızı gösterdi. Bak Hakem mesela beğenmeyebilirsin Hakemi ama. Doğru bir sarı vereyim ne olur ne olmaz deyip. Yani vermeyenler de var birçok maçta canım, ben gördük. Ben buna sarıyı vereyim de ne şişansın ne kebap ha, var. Var kırmızı veririm diye garantiye alayım kendimi diyenler de var. Ki kaldı ki ben bir şey söyleyeyim mi bu hareketi Tolunay Hoca da görüyor. Ben neye ya. itiraz ediyorsun Ben Mesela tabii görüyorsun hocam ya. Burada eleştirmen gereken oyuncu olması lazım. Çünkü evet, bak sol ayağıyla direkt oraya basıp 10 kişi bıraktı yok. Ki o dakikaya kadar da kisiyu çok iyi oynuyordu. Ve gereksiz bir foul yapmış. Çünkü arkası dönük oyuncunun taça doğru gidiyor. Yapmasan ne olur? Orta sahada bir pozisyon bu. 2 evet. 17 numaranın evet mücadelesinde 0 1-17 elendi. <laughs> Tolunay hocanın kırmızı kartı tamamıyla Skit, oradaki diyaloglardan kaynaklanıyor. Orada ne 17. konuşulduğunu bizim buradan biliyor olmamız mümkün değil. Ama Tolunay hoca da ben mi diye yani bir sürpriz karar olarak nitelendiriyor ha. onu. Tamam, mesela ama burada hoca ben Galatasaray maçı olduğu için izlerken Trabzon maçını izleyemedim doğal olarak. Burada özetlere bakıyorum ama mesela bilseydim bunu hareketi Dolunay Hoca'ya sorardım yani. Ne dedi kırmızı kart gördü. Devam edelim. Bu burada kırmızı çok şiddetli. sahaya girmeye sarı şiddetli tepkiye de ikinci sarı Hı. direkt kırmızı vermiş olabilir, olabilir. abi. Evet. Ben burada de... dolayı bence sert evet. bir söylem var. Ataka'nın bir elle oynaması olmak üzereyken neredeyse bir parmakla yırtmış. Şöyle bir kolu zaten havada topun temas yok hatına herhalde bakarsan değil mi? hiç değişmemiş. Dokunma ben göremiyorum kendi adıma bir temas yok. Eğer temas olsa süzülerek gitmiş kolunuzu. Zaten için penaltiyi çalar. Bak kesinlik, top kafaya kesinlik. darbe kafadan darbe alınca aynı şekilde dönüyor zaten. Temas olsa bozulur. Evet. Temas yok, penaltı yok. Devam. Bir sonraki pozisyon. Hamşinin ortası. Kaleci Gökhan burada yumrukluyor. Ve Umut Bozoğ'un golü. 45 artı 1. Trabzonspor 1-0 önde. Bu dakikada gelen goller çok büyük bir avantaj evet. Devreye 0-0 giderken 1-0 önde gitmek veya geride gitmek. ikinci yarının bütün oyun stratejisini olduğu gibi değiştiriyor. Tabii bu vuruşun da kaleci de öbür köşeye beklediği için terse vurmuş. Ya umutun yapacak bir şeyi yok. Umut, Umut top, bozan vuruşu güzel hocam. Topla buluştu ana bakalım. Bakın ceza sahasında çok adamla olmak illa iyi defans yapmak değildir. Tam penaltı noktasında orada Aynen. rakip Santrofor bomboş buluşuyor, kontrol ediyor, dönüyor. O demin dediğimiz akıllı vuruşu burada çok net Aynen. bir şekilde yapar. Aynen. Işte. Devam Bakın, edelim. Bomboş. ikinci yarı karşılaşmada Hamşik çıkarken burada topu kaptırıyor. Diyak içeri çeviriyor. Bir kez daha Diyak. Pası. Taylan'ın şutu üstten dışarı gitti. Mesela Taylan bunu üste vuracağını hafif kenara öbür köşeye vursa gol olur. Zaten abi öyle oynasaydı Galatasaray'da kalırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel. Ya. Peki devam edelim o zaman. Bir katartılacak bir şey var mı burada? Daha kritik pozisyonlar abi. geliyor. Heh. Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyon. Bartra. faul bekliyor burada. İçeride mi? İçeride. Penaltı bekliyor Ankara gücü. Ahmet Hocam. ilk sizin yorumunuz. Şimdi e, ben içeride olduğundan çok emin değilim. Bunu tam offside kamerasından görmek lazım. Temasın olduğu yer önemli. Tam geldiği anda duralım. Duralım. Burada. İçe, i̇çeride mi? Yani. Evet çizgi üstü gibi sanki bana, hı hı. bana da buradan, ne var hocam Bana mı? buradan içeride gibi geldi. Eğer bir bir eee faul varsa penaltı. Var mı? Onu konuşalım. Şimdi ben kendi adıma bu pozisyonda penaltıdan yana değilim. Neden? Bakın bir ağır çekimde görecek olursak rakip geliyor, topla geliyor. Topla topla gelirken evet. tamamiyle karşısında durmuş. Durduktan sonra acaba Futbolcunun geçmesine engel olacak şekilde kalçasını çıkarıyor mu yoksa duruyor mu? Sakınıyor eğer mu sakınmıyor mu? Duruyorsa bence penaltı değil ben duruyor olarak gördüm ben bunu. Ben de öyle hocam. Hı -hı. Yok eğer geriye doğru gittiğini düşünüyorsa kalçanın onu orada göremiyorum. Hiç ben. hareket dahi etmiyor. Evet. Daha ha. geniş açıdan belki daha net bir şekilde de görülür. Burada Şirat bu teması... Emre mi kendi alıyor? Emre kendi alıyor. Kendi mi alıyor yoksa? Bakın buradan buradan bakalım. Heh, bu buradan bakalım. Güzel. Bakalım gelelim bir dakika. Geriye doğru bir hamle var mı? Yani sakınıyor kendini sanki. Bakın diz öne gidiyor. Evet. Emre. Hocam Kılıç. bir şey sana söyleyeyim mi? Yani bunun e, bakış açısı yani bir hafif bir dokunuşu var ama şey işte, hakem buna penaltı verse kimse bir şey demez ama ağır olurmuş. Bilmiyorum yani, bak bir şey söylüyorum. Bunun biz bunu çözüyoruz. Ben ne dedim sorumda? Emre mi kendi alıyor bunu çarpıp yoksa e, oyuncu kılı hı hı. yani vücudunu mu büyütüyor geçerken. Emre yanından geçebilir mi hiç çarpmadan? Geçebilir sanki geçebilir, geçebilir gibi duruyor. Yani. yani ben ben de öyle gördüm. Peki devam yani. edelim bir sonraki pozisyon. Zaten hakem inanmamış, yakın vermemiş ya ve o pozisyonda var hakeminin de çağırması söz konusu olmaz. Hı Evet, burada Umut elini kaldırıyor. Çok güzel bir pas. ile karşı karşıya kontra atak ve 2-0 oldu. Bu pasa 60. kadar Doğucan'ın oyunu eleştirilebilir ama inanılmaz güzel bir pas değil attı mi? yani. Evet. Bu neye benziyor biliyor musun? Alanya'da Adekupe'nin yani aynı pozisyon değil ama Raçis'i attırdığı, attırdığı evet. gol. Evet. Tabii. E, Trabzon'un da bu maçta üçlü bir defans. savunma Önlerinde tek ön libero Doğucan oynadığını e, söylememiz lazım. Evet. E, Genç Arif'in de oynadığını hatırlatalım. Evet. Yani 3-5-2-2 oynadı. Arif sol kanatta oynadı. Larsen sağ kanatta oynadı. Bu önümüzdeki sene için Hocanın en azından daha değişik diziliş şartları az gidiyor diye, diye biliyorum ben, ben. Evet. öyle dediler. Evet, evet. da 8 transfer Zersem yapacağım dedi. Diye duydum, Vaktimiz doğru kalırsa onu da konuşacağız. Yani sözleşmesi var. Hayır gönderecekler arasında i̇şte, kim var sence? O da önemli. Şimdi sen hoca, biliyorsundur. Şimdi hoca yani. tabii karar verecek e, Levent abi. Ama bir istihbarat almışsınız mı? Yok aldık evet ama şimdi hoca gelmeden önceki konuyla şu anda konu tamamen değişti bence. Peki. Ha, hocadan dolayı yani tabii. yönetim bir kararı vardı. Bazen. Hocadan dolayı değişebilir diyorsun. Evet tabi. Bu maçta ilk 11'de Bardi oynattı mı abi? Oynattı. Oynadı. Abi o, oyun bu hoca bu Bardi ne buluyor ben merak ediyorum hocalar. Şöyle abi, bizim ne görmediğimiz ne var yani sana anlattı mı bilgi geldi mi? Adamı hiçbir katkısı yok ya. Levante'de izledim onu bir dönem. Ee, bence fena bir oyuncu değil ama e, şu ana kadar. Doğru yerinde bir türlü oynatılmadı abi. Doğru yer neresi? Ya normalde şey 10 e, numara pozisyonunda ya sol oynadı ya sağda oynadı. Bugün gerçi evet. sağ iç gibi oynadı. Bugün bugün orta sahada Doğucan'ın geçelim. önünde dörtlü vardı. Evet. O sağ iç sol iç kulvarlarında evet. Ile orta saha oynadılar. Bence bugünkü mevki onun için kendi mevkiydi sevgili Ulaş. Yo, yo, bugün bugün doğru zaten hocam. Bugüne kadar yani, doğru yerinde oynatılmadığını söylüyor. Kaldı ki bir de şu var. Bari yani dönem ben ekstra dönem... bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben de yani, öyle düşünüyorum geçmişte ama. Geçmişte de orta bir sahada bir değil. oynadı. Kanatta oynasanız bile orta sahaya geçiyorsunuz. Orada hiç etkili olamadı şimdiye kadar. Baya maliyetli gelmiş diye duydum. Bir sonraki pozisyona geçebilir miyiz Bora? 3 milyon Burada var mı konuşulacak bir şey? Yok, evet. Ya şimdi Ankara gücü 10 kişi kalmasına rağmen. 1-0 mağlup duruma düştükten sonra gol bulma adına daha büyük riskler aldı. Hı hı. O risklerde de Şu geride kim? geniş alanlar bıraktı. Doğucan o yüzden mı? Trabzon daha Doğucan. rahat hücum etti. Doğucan'ın müthiş bir şutu var. Gökhan kurtardı. Dönüşte neredeyse içeri giriyordu. Valla şu tatan oyuncuları efsaneymiş sevmişimdir ya. Evet şimdi bu maçı da şimdi biraz yorumlayalım. Hocam yerimize oturalım. Bayağı Hocam. bir saattir ayaktaymışız. Nasıl evet. geçti vakit? <laughs> ben de anlamadım. Çünkü Ulaş Özdemir'in de Trabzonspor sizinle beraber yorumları çok e, merak biz ediliyor. Bu yorumu